Oldukça havalı değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki sadece havasından değil efendim. Performansıyla da yeni özellikleriyle de çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm işte karşınızda Kron'un en yeni, en son nesil balya makinelerinden biri. BigPack 1290 HDP Gen 5. Yani 5. jenerasyonuyla karşınızda. Tüm özellikleri baştan aşağı düşünüldü. 25 yılı aşkın bir tecrübe var burada büyük balyalar konusunda. Ve bu tecrübenin sonunda da yeni yeni özellikler, performans arttırıcı özellikler eklendi. 5 yıldır Avrupa'da test ediliyor. Düşünün, 5 yıldır test ediliyor ve daha yeni piyasaya çıkıyor. İşte ürünün çalışmasındaki mükemmellik bence bu testlerde yatıyor. Bir yandan da eklenen yeni özelliği sizlere göstererek başlamak istedim programa. Kapağı ben aşağı indirdim hemen şuradaki kumandadan. Ama operatör içeriden bir başka şekilde de açabiliyor. Hem bakımını yapabilmek için, hem temizliğini yapabilmek için. Ancak temizlik konusunda da oldukça iddialı bir makina. Tüm detaylarıyla birazdan karşınızda, hem de performansıyla karşınızda olacak efendim. Kron bildiğiniz gibi hasat, harman ve balyalama konusunda dünyanın lider markalarından biri ve bu konuda gerçekten iddialılar. Türkiye pazarında da oldukça iddialılar. Scala, Türkiye distribütörü, ürünleri genelde Türk çiftçileri için en yüksek donanımda tam pazarın ihtiyaçları olacak şekilde getiriyor. Bunun üzerinde birçok opsiyon var. Ancak Türkiye'ye gelen makinelerin çoğu full oluyor, yani tam özellikte oluyor. O yüzden bazı özellikleri sayarken ben opsiyon diyeceğim ama üzerinde Türkiye'ye geldiği için zaten bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Şöyle baştan aşağı bir detaylarıyla inceleyelim ki eski nesliyle arasındaki farkları da öğrendiğim kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Bağlantı noktasından itibaren başlayabiliriz. Şuradaki bağlantı tipi aslında opsiyonel ama Türkiye bu şekilde geliyor. Şimdi güçlendirilmiş bir şasi var. En yüksek güçlerde, ağırlıklarda bile dayanabilecek şekilde zaten tasarlanmış önceki nesillerde olduğu gibi. Burada çift hidromotor görüyoruz. Yine HDP'nin bu versiyonunda yeni özelliklerden biri. Bununla beraber neyi sağlıyorlar? Öncelikle 200 devre kadar traktörden bağımsız bir şekilde çalışmaya başlıyor. 200 devre geldikten sonra traktörün kuyruk mili devreye geliyor ve 600 devre kadar ulaştırıyor. Ardından da diğer toplama üniteleri harekete geçiyor. Bu neyi sağlıyor? Traktöre ilk binen o darbeleri, yükleri engellemiş ve hem bu makinenin hem de traktörün ömrünü uzatmış oluyor. Bir miktarda yakıt tasarrufu yaptığını söyleyebiliriz. Çift hidromotorla bir başlangıç, aslında opsiyonel ama dediğim gibi Türkiye bu şekilde geliyor. Gayet verimli özelliklerden biri diye ifade edebiliriz. Geri kalan kısmen önceki modellerle aynı olduğu için bazı özellikleri hızlı geçeceğim efendim. Bir önceki neslin de merak edenler için YouTube'da üstte ve alt açıklama kısmında linkleri bulabilecekler. Oradan diğer modeli de inceleyebilirler. Hemen hemen bir sene önce Hatay'da çekmiştik. Şimdi buradan baktığımda da içeride bir volan görüyoruz. Önceki nesille aynı. 650 kiloluk bir volan. Döndüğünde içeride inanılmaz bir basınç üretiyor ve 65 tonluk bir basınçla beraber balya yapımını sağlıyor. Bununla beraber zaten HDP'nin açılımı yüksek yoğunluklu bir balya, high density şeklinde ifade edebiliriz. Yüksek yoğunluklu bir balyayı, ağır bir balyayı oluşturabiliyor. Ki bugün bu tarlada iş yapan Bayraktar'ımda bir müteahhit, yani müteahhitlik kavramının açılımı da başkalarına da hizmet veren bir şekilde bu gördüğümüz devasa balyaları yapıyorlar ve bunun mümkün olduğunca yoğun, mümkün olduğunca sıkışmış, tıra yüklediklerinde ise mümkün olan en ağır şeklinde olması lazım ki taşıma işlemlerinde de, nakliye işlemlerinde de daha da verimli bir hale gelsin. Genel tasarımında tabii ki dizaynda da bazı değişiklikler var ama en dikkat çekici noktası bu kapakların iki türlü açılabiliyor olması. Daha önce böyle elle kaldırdığınız kapaklar şimdi hem bakım için hem de daha rahat ulaşabilmeniz için iki türlü içeriden operatörün kontrolüyle ve dışarıdan tuşlarla beraber yapılabiliyor. Bu da oldukça yeni bir özellik. Bu bölüm toplama ünitesi HDP2'den, yani bunun daha gelişmiş versiyonundan aktarılmış bir toplama ünitesi. 2.35 diş genişliği var ama bu birkaç özelliğiyle sektörde de öne çıkıyor. Sektördeki tüm balya makinelerinin bu pick-up toplama ünitesi hemen hemen hepsinden %30 daha hızlı dönebiliyor. Ve burada önceki nesillere göre %40 daha az parça kullanılmış. Bu da bakımın ve herhangi bir arıza durumunda parça maliyetlerinin de düşmesi, azalması anlamına geliyor. Bunun arkasına doğru devam eden asıl VFS, yani Variable Filling System.
besleme ünitesinin Gen 5 dedikleri jenerasyon 5 makinesinde bir özellik eklendi. Bu içerideki basıncı operatör kullanım terminalinden, ekrandan görebiliyor. 5 yabalı bir sistem var. Bu 5 yaba sonucunda ön sıkıştırma odasında yeterli basınca ulaşılmadıysa eğer VFS'nin, yani Variable Filling System, VFS'nin bir fren sistemi devreye giriyor. Ne yapıyor? O odayı açmıyor, biraz daha dolmasını bekliyor. %98 yoğunluğa kadar ulaştığında artık odayı açıyor ve ön sıkıştırılmış bir parça yukarı doğru balyo odasına ilerliyor. Bu neyi sağlıyor? 6 farklı şekilde basıncını, yoğunluğunu ayarlayabilmeniz anlamına geliyor. Operatör olarak siz ekrandan bunu değiştirebiliyorsunuz. Ve bu da artık balyaların daha da yoğun, daha da ağır yapılabildiği anlamına geliyor. Bu ürünün bilgilerini okurken çok iddialı bir cümle karşıma çıktı. Bunu sahada tabii ki test etmek lazım ama 500 kiloya varan saman balyalarından, kuru saman balyalarından 1 saatte 100 tane yapabiliyorsunuz. Bu çok iddialı bir rakam. Piyasada böylesini duymamıştım. Bunu sahada test etmek lazım. Biz program çekimleri sırasında konuşmalarımızda şu ana kadar bu makinayla denemelerde 80'in üzerine çıkıldığını gördüm. Tabii ki ürünün yoğunluğuna, yani sapların kalınlığına, nemine göre bunlar değişebilir. O yüzden birazdan operatörle beraber bunu kullanırken hangi yoğunlukta, ne kadar nemde, ne kadar ağırlıkta balya yaptığımızı da sizlere ekrandan anlık göstereceğim. Şu ana kadar yaklaşık 40 balya yapıldı. Ortalamalar 600 kilo. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Big Pack 1290 HDP Gen 5. Jenerasyon 5'te yeni gelen özelliklerden biri de bu bölümün, yani haşbaylı, bu arada VC'nin açılımını da söyleyelim. Varikat, yani haşbaylı bir sistem. Biz burada 26 bıçaklısını görüyoruz. Ama opsiyonel olarak bunu 51 bıçaklı da alabiliyorsunuz. Türkiye 26 olarak standartta geliyor. Eğer haşbaylı istiyorsanız. Bu bölüm, yani haşbayın bulunduğu bölüm komple böyle dışarı çıkarak çok rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Ama bu bölümün yeni jenerasyonda gelen bir özelliği var. Komple aşağı inebiliyor. Hangi durumlarda? Eğer bir sıkışmaya yaklaşıyorsa sistem bunu otomatik olarak algılıyor. Otomatik olarak aşağı inerek bu sıkışmayı engellemiş oluyor. Şurada bir ayar yeri görüyoruz. Üzerinde numaralar var. Biz 26 bıçakta kullanıyoruz ama buranın ayarını değiştirerek 6 bıçak, 12 bıçak kullanma imkanınız da var. 26 yerine. Daha az bıçakta da bunları kıyabiliyorsunuz. 26 bıçaklı kıydığınızda 44 milimetrelik bir uzunluğa, sap uzunluğuna erişiyorsunuz. Eğer 51 bıçak kullanırsanız da bunu tam yarıya, yani 22 milimetreye kadar indirebiliyorsunuz. Yavaş yavaş arkaya doğru ilerlerken dikkatimi çeken noktaları yine sizlerle paylaşalım. Tandem bir şekilde dingili görüyoruz. Bunun özelliği yine önceki nesille aynı aslında ama vurgulamakta fayda var. Hem sağlamlığı hem de 60 kilometreye kadar güvenli bir şekilde gitmenize imkan sağlıyor. Gayet kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyor. Yine bu bölümde bir kapak var. Demiştim ki dışarıdan veya operatör içeriden açabiliyor. Komple aşağı indirebiliyor. Ama burada 50 açtığınız ayrı bir bölüm daha var. Bu da yine jenerasyon 5'te gelen iyileştirmelerden biri. İyileştirme demeyelim, geliştirme diyelim. Çünkü burada görebildiğiniz tam 15 tane ip var. Burada bir yeni çeşit ipi daha göreceksiniz. 15 kiloluk ipler var ve 10 kiloluk ipler var. Bunlar yeni ipler. Burada 15 tane ipi gördük. Hemen şurada gizli bir şekilde bulunan 3 tane daha ip var. Etti size 18. Biraz daha ip yüklemeniz gerekiyorsa opsiyonel özelliklerden biri ama Türkiye'ye gelen modeller böyle. Burada bir ekstra bölüm daha var. Hemen açıp gösterelim. Bir takım çantasında buraya koyabiliyorsunuz. Ekstradan 3 tane daha ip buraya koyuyorsunuz. Toplamda 21 tane makinenin bu yüzünde. Bir o kadar da diğer yüzüne koyduğunuzda toplam 42 tane iple beraber hareket edebiliyorsunuz. Bu arada hani kilogramlardan bahsettik, yüklemeyi de yaptık. Makinenin kendi ağırlığını da verelim. Yaklaşık 14.700 kilogram. 14.7 ton kendi ağırlığı var, boş ağırlığı. Bunun üzerine şu balyaların tahmin ediyorum ki ağırlıkları 600 kiloya yakındır. 2 balya var, yani 2 tane alabiliyor bu oda. 1200 kilo daha eklediniz. Bir de ipler de yaklaşık 1 ton. Dolayısıyla çalışma ağırlıkları 17 tona doğru yaklaşıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Hazır balya odası demişken, buranın da bir geliştirmesi var. %20 uzadı. 3.6 metreye kadar varıyor ve daha da performanslı bir çalışmaya imkan sağlıyor. Şimdi traktörü çalıştırarak bu kapağı tamamen yana doğru açacağız. Ve özellikle yağlamalarla ilgili bazı geliştirmeler var. Onları da kapak açıldıktan sonra sizlere anlatacağım.
Kapakları açtığımızda buradaki bütün bölümlere ulaşabiliyoruz. Öncelikle yağlama ile ilgili bilgi vereceğim. Tabii ki bir merkezi yağlama önceki nesilde de vardı. Bu yine makinenin çok iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak adına zaten var. Ancak yağlama verimliliği arttı. Hemen hemen parçaların %80'i yağlanırken bu %90'ların üzerine çıkmış oldu artık jenerasyon 5'te. Şimdi buradan yağ dağılıyor. Biz demiştik ki 5 yabalı sistemde ne kadar yoğunluk olduğunu görebiliyoruz. İşte yoğunluk sensörleri de bu bölümlerde bulunuyor. Yabaların bulunduğu yerde merkezi bir yağlama girişinde buradan görebiliyoruz. Bu bölüm yine Gen 5'te, jenerasyon 5'te yeni gelen özelliklerden biri. Şurada bir hidromotor var. Bu da fan ünitesinin hidromotoru ki orası da yeni geliştirilmiş bir haliyle yukarı çıktığımda anlatacağım size. Gerçekten çok fazlasıyla değişmiş ve şurada bir şaftı görüyoruz. Yukarı doğru bağlama ünitesine gidiyor. Bağlama ünitesiyle temizlemenin ne kadar iyi olduğunu yukarıda çok net göreceğiz. Hatta hava görüntülerinde de üzerinde bir birikme olmadığı da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Ufak bir ekleme yapalım. Şurada bir vana var. Bunu çevirdiğimizde kapakları ikisini birden değil sağlı ya da sollu bir şekilde açmak da mümkün oluyor. Traktör çalışır haldeyken buradaki ünitelerin kontrolünü yapabiliyoruz. Bakın şimdi bıçakların olduğu üniteyi bir kere tuşa basacağız. Aşağı bu şekilde indirebiliyoruz. Bir değişiklik, bakım yapacaksak orada kilidi açtıktan sonra dışarı çıkartabiliyoruz. Tekrar yukarı kaldırabiliyoruz. Bunun gibi bir kontrol ünitesi orada da var. Onu da hemen gösterelim. Programın başlangıcında kapağı dışarıdan ben açmıştım. Bir kere kapak açma işaretine bastıktan sonra bununla beraber açabiliyoruz. Farklı yönde de açabiliyoruz. Buradan ışıklandırmaları devreye alabiliyoruz. Balyayı dışarı çıkartabiliyoruz. Ve balyanın kısmen dışarı çıkmasını da sağlayabiliyoruz. Bu da yeni gelen özelliklerden biri. Bu odada iki tane balya olabiliyor. İkisini birden de dışarı çıkartabiliyorsunuz veya sadece en arkadaki dıştaki balyayı da bırakma ihtiyacı varsa onu da bırakabiliyorsunuz. İçerideki tırnakları ayrı ayrı kontrol etmeniz mümkün. Gelin bir de öbür taraftaki özellikleri anlatayım. Opsiyonlardan biri olsa da Türkiye'ye gelirken bunu mutlaka koyuyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Tozlu ortamdayız. Burada bir su deposu var. Burada da sabun. Ellerinizi yıkayabiliyorsunuz. Bence ince düşünülmüş özelliklerden biri. Bu bölümde göstermek istediğim birkaç nokta var. Şurada bir hidromotor görüyoruz. Bu operatörün içeriden kontrol edebildiği bir kusturma özelliğinin hidromotoru. Bununla beraber bir sıkışma durumunda geri şekilde hareket ettirip kusturabiliyoruz. Bu bölüm başlangıçta demiştim 600 devre geldikten sonra harekete geçen işte toplama ve batörün olduğu bölüm. Burada ise biz dedik ki bir yoğunluk sensörü var ve bu yoğunluk sensörü eğer yeterince dolmadıysa o ön sıkıştırma odası bir frenleme yapıyor. Onun da fren motorunu bu bölümde görebiliyoruz. Frenlemeyi tekrar ifade etmekte fayda var. Frenliyor ve dolmasına devam etmesini sağlıyor. %98 doluluğa, yoğunluğa gelince de yukarıdaki odaya doğru sıkışmış bölümü yollayabiliyor. Bu bölümde 26 tane bıçağın kendine ait bağımsız bir koruması var. Onları daha iyi görebiliyoruz. Yayları buradan gözlemledik. Detayda daha iyi görürsünüz zaten. Bu da yine gelişmiş bir koruma sistemi. Jenerasyon 5'te eklenen özelliklerden biri. Yeni eklenen, gelişen özelliklerden biri de nem ölçer. Daha önceki programda hatırlarsınız iç duvarlarda bir nem ölçer vardı. Bu sefer yıldız şeklinde balyanın içine giren bir şekilde geliştirilmiş bir sistemi hem sağa hem de sola adapte etmişler. Gelin yukarıda bağlama ünitesi ve temizleme ünitesini görelim. Buyurun size bir havalı özellik daha. İşte karşınızda tamamen yenilenmiş bir üfleme sistemi ve bu sistemin adına Power Clean diyorlar ve bağlama ünitesini görüyorsunuz. Şu anda biz çekimlere başlamadan önce yaklaşık 60 tane balya yapıldı ve buranın temizliğine bakabilirsiniz. Bulunduğum bölümün üzerinde biz çekim yapmadan önce herhangi bir temizlik işlemi yapmadık. Tamamen olduğu gibi durdu ve biz çekimlere başladık. Şimdi buradaki fanların büyüklüğüne bakar mısınız? İşte asıl temizliğin sırrı burada. Ve kapalı bir şekilde, korumalı bir şekilde bütün hava basıncını aşağı doğru veriyor. Ancak sadece bağlama ünitesini temizlemiyor. Şuralarda yanlardan aşağı doğru da boşluklar var. Buradan da makinenin kapaklar açıldığında görebildiğimiz o birçok aksamın yine samanla kaplanmasını, toz kaplanmasını engelliyor. Oraların da ana hatlarıyla temizlenmesini sağlıyor. Çok ince düşünülmüş ve önemli bir geliştirme yapılmış. Bu da daha önceki nesillerde mutlaka denk gelmişsinizdir. Makinenin bu bastığım, ayak bastığım yerinde bir birikim oluyor. Bunun önüne geçmiş oluyorsunuz ve buradaki hassas bağlama ünitelerinde aslında ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Daha da verimli bir temizleme ile Power Clean adı verilen üfleme sistemiyle beraber.
Burada da bir emniyet sistemi var. Biz o kola dokunur dokunmaz bu emniyet sistemi devreye giriyor ve fanları durduruyor. Yani çünkü bu çok yüksek basınçlı bir fan sizin yüzünüze doğru bir şeyi üflemiyor kesinlikle. Çalışır halde açsanız bile anında bunlar duruyor. Bir ufak detay da bu tarafta. Bakın burası manuel bir şekilde bağlama yaptırmanıza. Şunu böyle çektiğinizde manuel bir şekilde bağlama yaptırmanızı sağlıyor. Buna tabii niye ihtiyaç duyuluyor? Onu da söylemek lazım. Operatör bağlamada bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek ister. Tabii ki zorlu şartlarda çalışıyoruz. Hiçbir makine sıkıntı çıkartmak demek imkansız. Çıkartabilir her biri. Dolayısıyla bağlama ünitesinden emin değilse operatör buraya geldiğinde manuel bir şekilde istediği an bağlattırabiliyor. Ama bunu operatör yine içeride traktörün içerisindeki terminalden de yapabiliyor. Bunu da ayrıca belirtmek lazım. Şu kapağı indireceğim. Burada bir bence geliştirmeye ihtiyaç var. Kapağı açarken çok rahat. Ancak kapatırken biraz güç gerekiyor ve şuradaki demirden tutmak lazım. Buradaki korumanın sadece dışarıdan darbelere karşı koruduğunu söylemek lazım. Buradan bastırırsanız zamanla kırılabilir. O yüzden bence şu sac olan bölümden kapatmak gerekiyor. Devamında da biraz kuvvet uygulamanız lazım. Tabii ki benden güçlü çiftçilerimiz bunu rahatlıkla yapabilir. Bu bölümde dikkatimi çeken noktalardan biri de yan kapakların üzerinde iki burada, iki de burada aydınlatma var. Ama aydınlatma kapaklar açıldığında aşağı doğru da yapılabiliyor ve arkaya doğru da yapılabiliyor. Jenerasyon 5 dediğimiz Gen 5'te ışıklandırmanın da son derece arttığını ve verimli hale geldiğini de söylemek lazım. Bir güzel özellik daha. Şimdi operatörümüz içeri bindi. Yan kapakları gördüğümüz şekliyle kapatacak, diğer şekliyle açacak ve karşımıza yeni bir basamak çıkacak. Şimdi Yusuf ustamız o basamaktan geçiyor ve bizim için ön kapak açılabildiği için onu anahtarla oradan açması gerekiyordu. Bizim için servis ve ulaşabilmek adına inanılmaz bir boşluğu da böylece sağlamış olduk. Çok ince düşünülmüş detaylar ve uygulamada da gayet pratik işler, pratik çözümler sunabiliyor. Krone Big Pack HDP 1290 HDP VC uzantısıyla yani varikat haşbali bir balya makinesi ama en önemli özelliği Gen 5 dedik. 5. nesliyle yenilenen ve gelişen özellikleriyle beraber balya makinesini biraz da içerisinden yani kabinin içerisinden gözlemlemek, kullanmak istedik. Yanımızda Scala firmasından, Krone'un Türkiye distribütörü Scala firmasından teknik servis Yusuf Kızılöz var. Kendisiyle beraber biraz daha ürün hakkında bilgiler alırken bir yandan da anlık balyaların durumunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu anda Konya Ereğli'deyiz ve geniş arazilerde yoğun böyle namluları balya yapmaya çalışıyoruz. Yoğun deyince tabii ki bu balyanın ne kadar yoğun ve ne kadar ağır olduğunu da anlık bilgisini vererek başlamak istiyorum. Yusuf nereden görüyoruz şu anda? Anlık yaptığımız balyanın yoğunluk bilgisini, ağırlık bilgisini, önceki bilgileri söyleyebilir misin? Önceki bilgilerimiz, bundan önceki tarlamızda 32 balya yaptık. Hı hı. Ortalama kilo oranımız 600-620 kilo. 32 balyanın ortalaması. Yoğunluğumuz da, besleme yoğunluğumuz %85 civarı falan çalışıyoruz. Arpa sapı olduğu için. Evet, şu an arpa sapını. Arpa sapındayız. Nem %8 görüyorum, doğru mudur? %8. Son düşen balyamız da 690 kilo oran düşmüş. Şu anda en son çıkan balya 690 kilo düşmüş. Aynen. Ve %8 nemde. Bu arada kamera görüntüsünden de arkadaki işlerin nasıl gittiğini de görebiliyoruz. Evet, bir yandan seri ilerlediğimizi söyleyebilirim. İlerleme hızımıza da hemen bakalım. Yaklaşık 10 kilometre ile ilerliyoruz ama Yusuf, senin daha önce tecrübe ettiğin bazı rakamlar vardı. Bu balya makinesiyle bu Türkiye'de şu anda kullanımda olan ikinci makine. Bu yeni nesliyle ikinci evet. Makine. İlk makineyi nereye teslim ettiniz? Kayseri'ye teslim ettik. Kayseri'ye teslim ettiniz. Kayseri'de. Onun denemeleri ve bunun denemeleri sırasında ne kadar hızlı yapabildin? Ya maksimum 33-35 kilometreye kadar çıktık. Yalnız ortalama Türkiye geneli 400 kilo sap aralığında 23-25-28 kilometrelerde 550-600 kilo balyayı çok rahatlıkla yaptık. Benim başka makinelerle de programlarımdan hatırlıyorum.
yüksek kilolara çıkılırken buradaki nem oranı oldukça aynen, kritik aynen. Ve hangi sapı yaptığınız da önemli. Şu anda biz arpa sapını balyalıyoruz ve %8 nemde, çok sıcak bir havadayız bu arada. Son düşen balyanın 690 kilo olması gerçekten çok iddialı. Bunda makinenin teknik özelliklerinin geliştirilmiş olması, yoğunluğun kontrolü, 6 seviyede kontrol edebiliyoruz dedik. Evet. Bunun etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum. Şu anda biz program sırasında anlattığımız bir özelliği de görmüş olduk. Özellikle nasıl bir performans sergilediğini anlayabilmek için biraz daha fazla yüklenmesini söylemiştim Yusuf'a. Ve arkadaki batör yoğun bir sıkışma olduğu durumda, yani sıkışmaya başladığında onu sezip aşağı doğru iniyor demiştim. Bunun anlık uygulamasında yapmış olduk. Hem hızlı gidiyorduk hem de çok yoğun bir şekilde seçmiştik. Batör aşağı indiğinde bir uyarı verdi bize. Hemen ayarlarımızı güncelledik, devam ettik. İşte o yoğun deneme sırasında da 699 kiloluk bir balyayı %8 nemde bırakmış olduk. Bu da makinenin aslında nasıl yukarılara doğru çıktığını gösteriyor. Ama bir noktayı da hatırlatmak lazım. %85 basınç yoğunluğunda bunu yaptık. %100'e de çıkarttığımızda bunun çok daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Şu bilgiyi de vermek lazım. Massey Ferguson'un 8730 Dynavity şanzımanlı bir modelin içerisindeyiz. 300 beygirlik bir traktör bu. Balya makinesinin minimum beygir gücü ihtiyacı 245 beygir. Ancak Türkiye şartlarında yapılan ürünün, balyalaması yapılan ürünün çeşidine göre bunlar değişebiliyor. Burada tavsiye edilen kuyruk mili çıktısı, çünkü bu motor gücü kuyruk miline aktarılırken kayıplar yaşanıyor. O yüzden 300 beygirlik bir traktörü idealde kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Yusuf, aynı, doğru mudur? Aynı şekilde. 300 beygirde yeni jenerasyonu kullanmak en verimli aynı sonucu verir diye düşünüyorum. 300 beygir çok ideal geldi bu makineye. Hatta eğer biz basınç yoğunluğunu %100'e çıkartırsak bu traktör bile zorlanabilir mi? Aynen. Şimdi bizim zaten besleme seviyemiz %50'lerde, besleme yoğunluğumuz. Arka basıncımız da %85'te. Beslemeyi 6. kademeye alıp normal basıncı da 98'e çıkarttığınız zaman sapın yoğunluğuna göre 300 beygir zorlanıyor bilene diyebiliriz. Çünkü 700-730 kilo balya çıkartmak zorunda kalıyor. Evet. O da makineyi yoruyor sapın durumun yoğunluğuna göre. Zaten son düşen balyamız 650 kilo düştü. Balya ortalamamız da 600 kilo falan. 10 balyanın ortalaması. Yani şu andaki tarlada 10 balya ve bunun ortalaması da 600 kilo. 600 kilo. 10 balya yaptık buraya girdiğimizden beri. Ortalamamız da 600 kilo falan. Besleme yoğunluğumuz, ana yabanın yoğunluğu, bator yoğunluğu. Bator yoğunluğu %98'e çıktığı zaman zaten otomatikmen genleri korumaya alıyor. Besleme yoğunluğumuz en alttaki kutucuk %100'e geldiği zaman otomatikmen batoru durdurup beslemeyi rahatlatıp batoru devreye koyuyor. Ortada çalışan yeşil kısımla ana yabamızın düzgün çalıştığı, yeşile çalıştığı için düzenli bir besleme sağladığını gösteriyor. Evet, bizim son bıraktığımız balyanın da ağırlığı aşağıda yazıyor. 668 kilo ve %8 nemde bu ağırlığı elde ettiğimizi tekrar söylemek lazım. Peki Yusuf, sen sadece bir teknik servis değilsin. Adeta evet, bir krono aşığısın. Aynen. Birbirimizi aynen, uzun yıllardır da tanıdığımız evet, için tamam, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yeni makine seni nasıl etkiledi? Senin şahsi fikrini yani merak ediyorum. Ben zaten 2 senedir bu makinenin gelmesini bekliyordum. Yani servisliğin dışında eski operatörlüğün vermiş olduğu bir sevda da var Krono'ya karşı. Yani tahminlerimin çok çok üstünde bir makine. Artık yani, favori Kron modelin bu mu? Zaten benim göz bebeğim bizim HDP 1 Haşbaylı'ydı. Yani onun bir tık üstünde. Yani yeni göz bebeğimiz bu diyebilirim. Güzel. Yani bir operatör için, bir kullanıcı için, bir müteahhit için yani temizlikten tasarruf, ipten tasarruf, bütün yönünü, her tarafını çok farklı yapmışlar. Rahatlığı çok güzel, bütün her şey elimizin altında. Diğer makinede de aynısıydı ama bunun çalışma prensibi biraz daha farklı olduğu için operatör daha da rahatladı. Tıkanma problemleri yok, bator tıkandı derdi yok, yabalar tıkandı derdi yok. Kroneciler bilir, tork atma derdi yok. Hepsi ortadan kalkmış. Yani o da bir operatörün, yani biz bindik binali, yani direksiyonu tutmaktan başka hiçbir şey yapmadık. Bir operatörün tek istediği şey bu makinedir bence. Evet, bununla ilgili bir soruyu da tabii ki hem traktörün hem de balya makinesinin sahibi olan Mahmut'a soracağım. Evet. Seninle olan bölümü burada kapatmış olalım. Verdiğin bilgiler için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. We'll be right back.
Şimdi de operatör koltuğunda Mahmut Bayrak var. Traktörün, ekipmanın ve bu tarlada çalışan bir John Deere traktör ve bir Kron balya makinesi daha var. Onların da sahibi. Belki de başka makineler de vardır. Kendisini de tanıyacağız, işlerini de tanıyacağız. Bayrak Tarım olarak Konya'da ve tahmin ediyorum ki Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyorsun. Evet. Bir müteahhitlik hizmeti veriyorsun. Mahmut, seni tanıyalım biraz daha. 1989 yılında Ereğli'de doğmuş oluyorum. Konya Ereğli'de 1999 yılından bu yana tarım müteahhitliğiyle uğraşmaktayım. Yani 10 yaşında bu işlere başladın, evet, öyle mi? İlk traktörümüz, yani babam bana aldığında 10 yaşındaydım. Okula bile traktörle gidip geliyordum yani. Ne güzel. Arkadaşlarım zaten hep öyle der. Traktörcü Mahmut diye. O günden belliydi bu. O günden buralara geldi. Yani çocukluktan heves vardı. Hep büyüğünü almak, büyüğünü binmek. Babam bıktıydı artık benden yani. Hep büyük traktör, yeni traktör istemekten. Allah'ın izniyle bir yerlere geldik. Şu anda da Ereğli'nin en büyük tarım müteahhitliğini yapmaktayım. 4. ayda Ereğli'de fiil sezonu başlıyor. Evet. Yeşil bitki biçim balya. Hı hı. Onu da çalışıyoruz. Oranın takibinde Adana başlıyor. Makinemin birini oraya kiralıyorum. Müşterilerim orada da var. Hı hı. Adana'nın bitiminde tekrar Kızıltepe, Mardin, Urfa, Viranşehir, oralara, yani sezon ardı ardına iş, hemen ekin nerede olduysa müteakinde oraya devam ediyoruz. Peki nasıl bir makine parkı var? Biz bu tarlada 4 tanesini görüyoruz. 2 traktör, 2 de balya makinesi, ama bunun dışında da var mı? Evet, bunun dışında başka işler de yapıyoruz. Sürüm, patlatma, hı hı, bahçe hazırlığı. Ereğli'de ilkleri biz yapıyoruz Allah'ın izniyle. Peki şimdi de biraz ürün hakkında yorumlarını merak ediyorum. Neredeyse 23 yıldır müteahhitlik hizmeti, evet, veren birçok traktörü, ekipmanı, makineyi kullanmış. Evet. Buradaki halkın, buradaki tarımla uğraşan insanların ihtiyaçlarını bilip onlara, tabii, memnuniyetle bu hizmeti veren ve bunu da sürdüren bir isimsin. Tabii. O yüzden senin yorumların çok önemli. Şu anda bu makine yaklaşık kaç balya yaptı? Ne kadar balya yaptınız? Kaç saat çalıştınız bununla? Bu tarlada 15. balyamızı yapıyoruz. Müşterilerin isimlerini yazıyoruz. Hı hı. Hangi tarlada mesela? Her tarla ayrı ayrı isim. 3 gün oldu teslim alalı. 10. ayda falan sipariş etmiştik işte, hı hı, firmadan. 3 gündür kullanıyorsun. Evet. Sana böyle iyi bir fikir verdi mi bu kullanım? Ya şimdi bugüne çünkü kadar... Çünkü bir önceki neslini de, evet, kullanıyorsun, evet, aynı zamanda. Ondan önce başka makinelerimiz de vardı. Hı hı. Efe Barut arkadaşım, Krone'nin Türkiye distribütörüyle, evet, tanıştık. Sağ olsun bize yedek parça olsun. Servis hizmetinde Yusuf abim var, gece gündüz hiç durmadan koşturur peşimizde. Hangi memlekette olursak olalım, Mardin'de bir arızamız oldu, hemen uçak kargoyla sabaha parça elimizde. Memnun kalmasak bu makineyi de almazdık. Evet, o zaman HDP ile geçen sene, tabii, tanışın aslında. Evet, memnuniyet verici bir yılın ardından yeni, evet, jenerasyonunu da Hali'ye hemen eklediniz. Hemen istedik yani onu da. Peki hatta, sonuncusu seni nasıl etkiledi, onu merak ya ediyorum. Ya bu kadar beklemiyorduk yani, ama ya artık şu da olsun diyecek bir şey kalmamış makinede. Tüm ihtiyaçlar, evet, karşılanmış, evet, yani. Tüm ihtiyaçlar yani, artık takım elbisenle gördüğün gibi gelip sabah ipini doldurup, hı, işinin başında devam edebilirsin yani. Peki biraz böyle şartlara göre yorumlayabilir misin? Mesela dedin ki Mardin'e de gidiyoruz, Adana'ya da gidiyoruz, şu an Konya'dayız. Kuru bir hava, örnek veriyorum. Biz arpa sapını balyalıyoruz. Ama bu balya makinesi mısır sapını da balyalayabilir. Evet. Belki pamuk sapı balyalayabilir. Urfa'ya gider onu yapar. Adana'ya gider daha, tabii, nemli yerde başka işler de yapar. Tabii. O şartlara da, yani Türkiye'nin değişik illerindeki şartlara da ayak uydurabilir mi? Tüm müteahhitler, tabii, tabii, hani bunda senin gibi memnun kalabilir mi? Kullanıcı yorumu benim için şimdi en kritik olan. Türkiye'de bu mısır balyası yapımı işini ilk biz başlattık. Nasıl başlattık? Hı-hı. Evet, bu arada sözünü kestim ama ekrandaki 690 kiloluk balyayı görünce onu da göstermek, hı, istedim. Son bıraktığımız balya %8 nemde 690 kilo. Hayvanların altına kışın kurutmak için bu mısırı atma ihtiyacı duyduk. Hayvanların altına mısır balyası yapmaya başladık. Hı hı. O zaman farklı bir marka makinemiz vardı. Daha sonra enerji firmaları bunu istemeye başladı yakıp elektrik üretmek için. Evet. Enerji firmalarına talep çok olunca bir makine daha aldık, bir makine daha aldık derken
bu iş çoğaldı. Toplam balya miktarını da merak ettim. Bir sezonda geçen yıl HDP ile kaç balya yaptık? Geçen yıl HDP ile 55 bin balya yaptık. 55 bin? Evet. Şu an nasıl bir sezon? Nereden başladı, ne zaman bitti? Ereğli'den yeşil balyadan başladık. Adana'dan buğday balyası, Mardin Kızıltepe. Oradan tekrar Adana, Ceyhan, Yenice'de mısır balyası. Ereğli'den buğday balyası işte o arada. Daha sonra Karaman, Kazım Karabekir'de. Oraya çok büyük bir stok yaptım. Zaten 20 bin balyasını orada yaptım. 55 bin balya bana çok iddialı bir rakam gibi çok geliyor. Tabii ki hani başkalarının rakamlarını bilmiyorum ama yani Türkiye'de bu kadar çok yapan var mı senin gibi? Bu kadar çok yapan birkaç firma daha var ama ben bu konuda iddialıyım yani. Bu traktörün üstüne kendim binip sürdüğüm için iddialıyım yani. Güzel. Diğer yapan firmaların kendinin bu işin üstüne çıkıp da makinesini takip etmek, makinesini kontrol etmek. Ben her gün sabah kalkarım, kendim önce makine parkurumu bir gezerim. Gözümle eksiğini, gediğini, neresi kırılmış, yani bu çalışan makine. Bozulmayan, arıza yapmayan diye bir makine yok. Evet. Ama biz bunun en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Bu arada bir balya daha bırakmıştık. O da 683 kilogram geldi. %8 nemde. %85 oranla. %85 basınç oranıyla bu verileri elde ediyoruz. Traktörümüzün de ilerleme hızını da arada göstermiş olalım. Yaklaşık 9 kilometre. Peki şu yorumunu tamamlamanı rica edeceğim. Birçok farklı üründe, birçok farklı ilde HDP'nin bir önceki nesliyle zaten bir yıl geçirdin. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki yeni jenerasyonu da bu şartlara fazlasıyla ayak uydurabilir. Bana katılıyor musun? Evet, bunu zaten daha o işlere yoğunlukla özelliklerini inceleyerek aldık zaten bu makineyi. Bu sahadaki besleme oranında kendin elinle içeriden monitörden ayarlayabilme özelliğinden dolayı mısırda sıkıntı çekiyorduk. Ama bu makineyle onu da aşmış olduğumuz için yurt dışında da 5 yıl denendi. Evet. Ondan dolayı biz de bunda tercih kıldık, yani karar kıldık. Bunda daha yüksek sayılar yapmayı düşünüyoruz yani. Allah'ın izniyle. Bakalım bununla da bir 50 bini devirirsin gibi geliyor. Gerçi sezonun biraz ortasında geldi. Evet. Tahmin ediyorum ki bir sonraki sezona ama bu daha çok çalışacağını biliyorum yani. O farkı, aradaki farkı bir hafta, 10 günde kapatır yani. Peki Mahmut, çok teşekkür ediyorum sana. Bizlere vakit ayırdın, işlerinde eşlik etmemizi kabul ettin. Tabii ki işlerin çok yoğun. Evet. Bazen çekimler sırasında seni durdurduk, beklettik ama müteahhitlik kavramı böyle. Her saniyesi aslında eşittir para demek. Çünkü kısa zamanda çok iş yapmak lazım, neredeyse durmadan yapmak lazım. Ya bu işte sezonluk olduğu için zamanla yarışıyorsun. Kesinlikle. Aynı zaman diliminde ne kadar çok yaparsan, yani işte gerek 2 şoför, 3 şoför makineyi ne kadar az durdurursan o senin için iyi. İşte bu yerde de servisimiz, bayimiz devreye giriyor. Parça olsun, servis olsun. Niye demek? Benim makinemin 3 saat yatması bir çok büyük zaman kaybı. Onun için arayıp da servis dakikada tarlana geldiğinde seni gecede, gündüzde işini yürüttüğü için çok muazzam bir keyif alıyorsun bu işten yani. Ama makinen yürümez, yatarsan bu da senin için artı bir zaman, para kaybı, onlara neden oluyor. Ve motivasyon kaybı diyelim. İnsanın tabii ki morali bozuluyor, işini konsantre olup bir şekilde sürdürmesi de gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde. Peki Mahmut, sen burada işe devam edeceksin anlaşılan. Çünkü hem traktörünün gayet iyi özellikleri var. Hem balya makinenin gayet iyi özellikleri var. Gece de çalışmaya çok rahat imkan verebilecek özellikler. Ama bizim için artık programı kapatma ve evlerimize dönme vakti diyelim. Senin işlerinde kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, biz günümüzü burada tamamlıyoruz. Konya Ereğli'de Kron'un en son teknolojiyle ürettiği ve Türkiye'de de satışına başladığı 5. jenerasyon balya makinesini mümkün olduğunca teknik detaylarıyla anlatıp mümkün olduğunca gerçek uygulamalarla anlık sizlere göstermeye çalıştık. Umarız iyi bir fikir edinebilmişsinizdir. Belki benzeri bir makineyi istiyor, talep ediyor, almayı düşünüyor olabilirsiniz. Bir fikir edinmiş oldunuz veya ileride işlerinizi büyüttüğünüzde belki de böylesi teknolojilerle kavuşacaksınızdır. Şimdiden öğrenmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ben oldukça keyif aldım ve bizlere ayırdığınız vakit için de
Şahsen çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim.